Yani engelimiz yok. Müziksever olan bütün herkese kapımız açık. Edirne Müzisyenleri Tanıtım ve Dayanışma Derneği kuruldu. Kasım ayının 25'inde resmen kurulan derneğin amacı ülkeye ve insanlığa faydalı bir sivil toplum kuruluşu olabilmek. Müzisyenleri Tanıtım ve Dayanışma Derneği Başkanı Bahri Atabay gazetecilere yaptığı açıklamada, derneğimiz daha çok sosyal projeler ile adını duyurmak istiyor. Bu doğrultuda valiliğin, belediyenin, diğer kurum ve kuruluşların gerek duyulduğunda projelerine destek verecek. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan ve kahve köşelerinden kurtarmak için çok güzel projelerimiz olacaktır, dedi. Yüzümüzdeki müzik toplumlara sevdirilmesi, gençlerimizin kötü alışkanlıklarından vazgeçerek müziğe yönelmesi, müzik biliyorsunuz evrensel bir konudur. Kitap evlerindeki müzisyenleri de içeride altında toplayarak daha iyi bir hizmet verebilmek, daha müzisyenlerimizi daha iyi bir yerlere getirebilmek, sosyal projelerimizi daha kuvvetli, daha anlaşılabilir bir şekilde yapmak için derneğimizi kurduk. Aynı zamanda derneğimizin emekçiler için, en azından müzik emekçileri için bir sandık kurma olayını biz tüzüğümüze ekledik. Yani bizden sonraki arkadaşlarımız da burada bizi yardım sandığını kurarak en azından emekçilerine, müzisyenlere bir gelecekte bir güvence olarak görülebilir. Geçtiğimiz günlerde Edirne'nin tanıtımının yapıldığı klip üzerinden başlayan tartışmalara da değinen dernek başkanı Atabay, projelerin havada uçuştuğu o günlerde o zaman şöyle bir öneri getirmiştim. Bir dernek kurulursa işler daha düzenli olur. Daha uygun, kurum ve kuruluşlarla çatışmadan, kimseyle kavga etmeden, kimsenin kalbini de kırmadan, kimseyi de rencide etmeden bu işlerin olabileceğini ve bunun da tek yolunun dernekleşmeden, yani sivil toplum kuruluşu olmaktan geçtiğini ben arkadaşlara anlatmıştım, dedi. Bu projeler havalarda uçuştu, işte o projeydi, bu projeydi falan dedim bir vakit. O zaman bir öneri getirmiştim ben. Dernek kurulursa yani bazı şeyleri daha kolay halledilir. Daha uygun her kurum ve kurumlarla çatışmadan, kimseyle kavga etmeden, kimsenin kalbini de kırmadan, kimseyi rencide etmeden bu işlerin olabileceğini ve bunun da tek yolunun dernekleşmeni, yani sivil toplum kuruluşu olmaktan geçtiğini ben arkadaşlara anlattım. Kurulan yeni dernekte müzik emekçileri için yardım sandığı kurulacağını, bu sayede müzisyenler için gelecekte bir güvence olacağını ifade eden Başkan Atabay sözlerini şöyle sürdürdü. Derneğimiz ayrıca tüm platformlarda üyelerinin, yani müzisyenlerin haklarını da korumak için mücadele edecek. Müzisyenlik piyasasındaki çatışmaların da önüne geçmeyi hedefleyen yeni derneğe herkes üye olabiliyor. Kurum ve kuruluşların, eski kurum ve kuruluşların yapacakları olan sosyal projelerde biz Edirne müzisyenleri olarak projelere destek vermek istiyoruz. Hı hı. Bu amaçla da arkadaşlarla zaten ana amaçlarımızdan bir tanesi de bu. Ve diğer şekilde de arkadaşlara da söylediğimiz gibi hiç kimseyle kavga etmeden herkes birbirine destek verdi. Daha iyi bir yere getirebiliriz. Edirne'deki müzisyenleri, bunları biz ön plan alıyoruz. Zaten yeni bir kuruluşuz. Bu müzisyenler derneğinin yıllardan beri, eski bizim zamanımızdaki arkadaşlarımız zaten çok istedikleri bir şeydi. Bu da bana nasıl kısmet oldu. Arkadaşlar başkan olarak da beni uygun gördüler. Bir hayalleri, bir şeyleri gerçekleşmiş olarak addediyoruz. Esas bundan sonraki işler önemli biliyorsunuz. Derneği kurmak kolay, basittir. Yani herkes derneği hemen kurabilir. Fakat amacına uygun, tüzüğüne uygun bu derneği yaşatmak önemli. Nedir? Bizim ağırlıklı bahsettiğimiz gibi sosyal projeler. Yani burada eğitim vermek, müzik eğitimi vermek, sokak çocukları olsun, kimsesizler olsun, gönül veren, müziğe gönül veren tüm müzikseverleri bir çatı altında toplayarak iyi bir yere getirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca dernek tüm platformlarda üyelerinin, yani müzisyenlerin haklarını da korumak için belli bir platform oluşturacaktır.